Yol Arkadaşım 2 filmi vizyon için geri sayıma başladı. Bu kez çok daha iddialı gelen filmin en merak edilenlerini İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç Magazin 8 mikrofonlarına anlattı. Benim kardeşimsin, sana güveniyorum de bak gerçekten atlarım bak ya. Kapat kapıyı. Söyle atlarım. Oğlum bir kaza çıkacak, gir içeri. Gidi gidi. Şeref. Dur dur dur. İşte öyle şaka mı olur tabii, Şeref? Tabii gel bana ne olur. Şeref. Şeref. İlk filme göre çok daha komik, çok daha eğlenceli, çok daha aksiyonlu. Daha önce bu kadar samimi bir film sohbeti görmediniz. Set hiç eğlenceli bir yer değil. İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un buluştuğu Yol Arkadaşım 2 filmiyle nostaljik 90'lar şarkılarına geri dönüyoruz. Canlı söyledik ve onu canlı bir şekilde kaydettik. Yaradana yalvartma. Unuturum inşallah. İşte Yol Arkadaşım filminin fenomen arabası. Filmin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'la sıkı bir Yol Arkadaşım 2 sohbeti bekliyor sizi. Saygılar. Saygılar, sevgiler. 12 Ekim'de vizyona girecek olan Yol Arkadaşım 2 filmine dair merak ettiğimiz konu çok. Ama bu haberimiz çok eğlenceli bir setti sözleriyle başlamayacak, haberiniz olsun. Set hiç eğlenceli bir yer değil. Ya çok gerçekten eğlenceli. Çok, film eğlenceli. Set ama çok zor. Ama çalışması zor tabii. Yani 35 derecede evet, araba içinde çok zor sahne çekiyorum abi. Şerefciğim bak ben sahnede olmadım. Aramıza dağlar, düşmanlar, yalancılar. Sen benim kardeşimsin. Sana güveniyorum de bak gerçekten atlarım bak ya. Kapat kapıyı. Söyle atlarım. Oğlum bir kaza çıkacak, gir içeri. Gidi gidi gidi. Şeref. Dur dur dur. İşte öyle şaka mı olur tabii, Şeref? Tabii gel bana ne olur. Şeref. Şeref. Yeni film yeni hayatları da beraberinde mi getirdi desek bilemedik ama İbrahim Büyükak artık evli bir oyuncu olarak karşımızda. Bundan bir yıl önce İbrahim Büyükak bekardı. Evet. Evet, öyle bir değişiklik. Bekardı. Evet. Ben de bekardım ama evlendim ama ikincisi gelmez inşallah. Doğru, evlilikle sabit kalırız. Yani evet, hani ya, umut ediyoruz ki başka bir nikah daha evet, bekleniyor. Umut ediyoruz ki. Seyhan Erdağ aldı pası. Durur mu hiç değerlendirmeden? Yo, ben Yol Arkadaşım 3'te bir nikah bekliyorum ama şu an bu konular açılacak. Allah'tan hayırlısı. Yo, hiç girdim mi konuya? Girmedim. Asla, asla. Nikah bekliyorum dedim, o kadar. Evet, i̇şte böyle kimden bekliyor, nasıl bekliyor bunlardan bahsetmiyorum. Bekliyor. Hanımefendi bekliyor. Bir tane tüyo verebilirim. Beklediğim kişinin, kadın tarafının böyle çok sevgi tatlı bir poodle köpeği var. Bir tek onu söyle. Evet. Yani bir tüyo oradan evet verebilirim. Ben o da bekliyor. Tanıyorum. Çilek de iyi kız ha. Ben artık aşkın başındaki sevinci de, sonundaki hüznü de istemiyorum. Gel gir dünyama. Onu ne oluyor? Eyvah, yine tiplendi. Şeref, ben seni... Yol Arkadaşım filmi o kadar çok sevildi ki İbrahim Büyükak kolları sıvadı ve bu güzel hikayeyi seri haline getirerek ikincisini de kaleme aldı. Çok daha hani coşkulu bir film yapma arzusundaydık. Çünkü ilk film güzel bir başarı elde etti. Seyircimiz sağ olsun çok ilgi gösterdi ilk filme. İkinci filmde bu filmin üzerine çıkmak için zaten ilk konuyu bulduğumda Oğuzhan'la paylaştığımda hani ilk filmin üzerine çıkacağımıza inandığımız için bu işe başladık. Hani ben senaryoyu yazdım, sonra sete daldık hep beraber. Yol Arkadaşım 2 filmi ilkinden çok daha iddialı. İlk filme göre çok daha komik, çok daha eğlenceli, çok daha aksiyonlu, çok daha büyük bir film yaptığımıza inanıyoruz. O yüzden de bir yıl sonra hemen devam filmini yaptık. Fıstık çık çık. Bu adam buraya geldi. Şu tarafa doğru gitti herhalde. Oğlum bir şey olacak. Benim yarım kolu tişörtü versene. Ha, bunu mu diyorsun? Evet. Arabayı kim kullanıyor peki abi? Peki Yol Arkadaşım 2 filmiyle bu kez nasıl bir hikaye izleyeceğiz derseniz Oğuzhan Koç sizin için özetliyor. Aslında ilk film şu motto ile bitiyordu yani. Hayallerinizin peşinden gitmek için o kadar geç değil, hiçbir zaman geç değil. Her zaman hayallerinizin peşinden gitmeye başlayabilirsiniz diyordu. İkinci filmde şunu sorguluyor aslında, hep bu motto, hep bu tavsiye verilir ama bunun bir sonrası vardır. Hayallerinin peşinden gitmek o kadar kolay mı? Aslında ikinci film bunu sorguluyor. Onur ve Şeref bu kez uzun ve zorlu bir turneye çıkıyor Yol Arkadaşım 2'de. Bir turne hikayesi aynı zamanda. Başarısız mı? Zaten Onur'un menajerliğini yapmaya başlamış. Beraber bir turne, Onur'a bir turne ayarlıyor. Ve o turne ve onun sonunda da bir
yarışmaları var. O yarışmaların o yarışmaya ulaşıp ulaşmamanın ve o yarışmayı kazanıp kazanamayacaklarının hikayesi aslında. Bu sefer tam bir müzik filmi oldu. Yani çok fazlaca yaklaşık sahne 10 şarkı var yani. 8-10 şarkı var filmde. Peki bildiğimiz şarkılar mı yoksa filmin hepsi özellikle? Bildiğiniz şarkılar. Hepsi evet. 90'lar ya biz filmde böyle evet hatta. Çok fazla her şeyi sıfırdan yapıp seyirciyi çok da zorlamak istemedik aslında onu. Çok güzel coverlar yaptık. Hatta bir tanesi filmin şarkısı olarak çıktı geçtiğimiz hafta. Yaradan'a yalvartma. Yaradan'a yalvartma. Yüreğime taş basma. Kendimi saldım. Beni sorma. Unuturum inşallah. Bu arada filmde dinleyeceğiniz şarkıların stüdyo kaydı değil, tam da çekimler sırasında canlı canlı kaydedilmiş halleri olacak Beyaz Perde'de. Canlı söyledik ve onu canlı bir şekilde kaydettik. O haliyle dinleyecekler filmde. Hiç öyle hani stüdyoya girip kaydedip sahnede böyle ağzımızı oynatmadık. Evet. Bayağı söyledik, çektik. Aa bak bu şarkı vardı ya dediğin anlar vardır. Aa bak bu şarkı vardı unutmuştum dediğin. Ben de böylece albümü bedavaya getirmiş oldum. 90'lar cover albümü. 12 Ekim'de sinemalarda, müzik marketlerde evet. De değil. Yaradan'a yalvartma. Yüreğime taş basma. Kendimi saldım. Beni sorma. Unuturum inşallah. Unuturum inşallah.